Yəni quyudakı misallarını görüb çıxarmız. 5-ci misal. Kosinus alfa 0.8 getirin. Alfa pi və 2pi arası da sinus alfa taksim 2, kosinus alfa taksim 2 və tangens alfa taksim 2-ni tapın. O bir də alfa taksim 2-lər qatnaşıyatdı hamısı da. Alfa bu aralıqda bolsa, o halda alfa taksim 2, 2-ye bölədigən bolsak, tensizliklərini pi taksim 2 kiçik, alfa taksim 2 kiçik, pi tensizliklərini hasıl qılamız. Demək, alfa taksim 2 ikinci olarak burçak ikən. Sinus alfa taksim 2-ni tapış üçün biz dərslər sinus kvadrat alfa taksim 2-ni tapağımız. Quyudakı formuldan faydalanmamız. 1 minus kosinus alfa taksim 2. Kosinus alfanın oranına bana verirgen 0.8'ni alıp gelip koyarız. 1 minus 0.8 taksim 2. Yani 0.2 taksim 2 deyin 0.1. Bana onu ildiz çıkaramız. Sinus alfa taksim 2 deyin. Yani 0.1'ni ham biz 1 taksim 10 deyip yazışımız mümkün. İldiz çıkaradigen bolsak 1 taksim ildiz ostida da 10. Qanday işaretini alamız? Plus mu minus mu? Bir de alfa taksim 2. Alfa taksim 2'ni hesaplayabımız. Alfa taksim 2 ikinci çarak. Sinus ikinci çarak da müsbət. Demek plüslük alamız. Şimdi kılıp sinus alfa taksim 2, 1 taksim izlası da 10 getirin iken. Yani bu düşü yol bulan, şimdi yol bulan kosinus alfa taksim 2'ni hesaplayabımız. Kosinus kvadrat alfa taksim 2. Bu 1 plus kosinus alfa taksim 2 getirin. 1 plus kosinus alfanın oranına 0.8 yazalımız. Taksim 2, 1.8 taksim 2, 0.9, yani 9 taksim 10. Yani ildiz çıkaramız. Kosinus alfa taksim 2. O plus bulan alamız mı, yani minus bulan alamız mı? Alfa taksim 2, ikinci şarayı burçakı. İkinci şarayı da kosinus, manfi. Yani minus 9'dan 3 çıkardı, ildiz ostida da 10. Şunu da kırıp kosinus alfa taksim 2, minus 3 taksim ildiz ostida da 10 getirin. Yani de tangens alfa taksim 2'ni tapış üçün sinus alfa taksim 2'ni kosinus alfa taksim 2'ye bölamız. O halda tangens alfa taksim 2 deyin. Grubun gibi olsaydı minus 1 taksim 3 eken. Şunu da kılıp sinus alfa taksim 2 1 taksim izosu da 10. Kosinus alfa taksim 2 minus 3 taksim izosu da 10. Tangens alfa taksim 2 minus 1 taksim 3. Navbatdagi misolga o'tamiz. Kosinus alfa berilgan, minus 12 taksim 13. Alfa pi'den katta, 3 taksim 2'den kichik. Demek 3-chi chorak burchagi. 3-chi chorak burchagi. Tangens alfa taksim 2'ni taping. Bunu tapamız. Bunun için dastlab bu yerde ham tensizliklerini 2'ye bölerdik. O halde pi taksim 2 kiçik, alfa taksim 2 kiçik, 3 pi taksim 4. Demek alfa taksim 2 ikinci çorak burçak iken. O halde dastlab bu yerde tangens kvadrat alfa taksim 2'ni tapamam. Bunun için bana formadan faydalanamam. 1 minus kosinus alfa, 1 plus kosinus alfa. Bunu deyin. Kosinus alfanın oranına minus 12 taksım 13'ni yazalımız. 1 plus 12 taksım 13. 1 minus 12 taksım 13. Bunun surat mahrajını 13'e köpaytır versek. Suratta 13 koşu 12, 25 buladı. Ya da 13 minus 12 1 getirin buladı. Demek 25 getirin iken. Tangens kvadrat alfa taksim 2 25 getirin iken. Yani ildiz çıkaramız harekeli tamamda. Tangens alfa taksim 2 deyin. O plus bulan aramız mı? Minus bulan mı? Alfa taksim 2 ikinci çorak burçagi. Tangens ikinci çorak da manfi. Minus 25'ten ildiz çıkarsak 5 buladı. Şunu da yapalım. Tangens alfa taksim 2 minus 5 getirin iken. Cevap minus 5.